Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yılların eskitemediği şerbetli tatlı deyince ilk akla gelenler arasında olan tam ölçülü revan tatlısı tarifim var. Dilerseniz daha fazla beklemeden hemen yapılışına geçelim. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Gerekli olan malzemelerimiz 4 adet yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı un, 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 adet limon kabuğu rendesi, şerbet için ise 3 su bardağı şeker, 3,5 su bardağı su kullanacağız. Uygun bir tencereyi ocağa alalım. Şeker ve suyu ekleyip bir süre karıştıralım. İçerisine çeyrek limon atalım ve kaynamaya bırakalım. Kaynayana kadar yüksek ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşte kıvam alana dek kaynatalım. Yirmi dakikanın sonunda istediğim kıvama geldi. Hatta bir çay kaşığı ile şerbetten bir miktar tırnağınıza döktüğünüzde eğer akmazsa, sabit kalırsa şerbetiniz olmuş demektir. Sizlere de bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Uygun bir kabın içerisine yumurta ve şekeri ekleyip köpürene kadar çırpalım. Üzerine sıvı yağ ve yoğurdu ekleyip çırpmaya devam edelim. İrmik, un, kabartma tozu, vanilya ve limon kabuğu rendesini ekleyip homojen hale gelene kadar çırpmaya devam edelim. Kullandığım tüm malzemeleri detaylı bir şekilde açıklamalar kısmına da ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa da yorumlar kısmında belirtirseniz elimden geldiği kadarıyla sizlere oradan yardımcı olurum. Uygun bir fırın kabını sıvı yağ ile yağlayalım. Hazırladığımız hamurumuzu borcama dökelim. Bir spatula ile her yerine eşit miktarda yayalım. Beni buraya kadar izlediyseniz ve halen kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorumlar kısmına küçük de olsa bir yorum bırakmayı, yeni gelen tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın.
Tatlımızı 170 derece fırında ortalama 30 dakika pişirelim. Pişen kekin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra önce dilimleyelim. Ilık keke ılık şerbetin tamamını dökelim. Videonun kayıt esnasında sorun olduğu için o aşamasını sizlerle paylaşamadım. Şerbetin tamamını gönül rahatlığıyla dökebilirsiniz. Ben ortalama 2 saat dinlendirdikten sonra tamamını çekmişti zaten. Revanimizin üzerine Hindistan cevizi ve limon kullanarak süsledim. Sizler dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Tatlımızı servis tabağına alıp sizlere de iç dokusunu göstermek isterim. Herhangi bir hamurlaşma yok. Lezzeti, kıvamı efsane olmuştu. Sünger gibi bir dokusu vardı. Bugün de sizlerle beraber revani tatlısı yaptık. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.